Beethoven o gün günlerden pazartesi yağmurlu puslu kalktı. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Bu kadar. Acık konuşalım, açık konuşalım. Kötü alışkanlığın var mı? Var oğlum. For example desem. Ha, mesela. Vallahi de. Kendimden bahsediyorum. Kötü alışkanlıklar işte. Buyur. Buyur. Biz de buna alışmışız. Niye? Yakında bu sinemada. Eyvallah Sadri abi. Eyvallah. Kağıt oyunu pişti bilirim başka. Pişti biliyor musun? Piştiği kralın oyunu. Gene moda ulan. Gene moda mı? Üstüme gel. Ama herkes merak ediyor Erkan Can'ı. Merak etmesinler lan. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık konuşalım. Duydun mu sesi Erkan abi? Bizi sesi duydum galiba. Zil bizi çağırıyor sohbete, muhabbete. Gidelim. Acık konuşalım. Acık acık konuşalım. Acık acık konuşalım ama konuşmadan önce dilimiz damağımız kurumasın diye su içelim. İçelim. Yanımda Erkan Can Tarihi Çınar, elimde su Gürpınar. Çağlar gideriz biz, bizi kim tutar? Vay be. Oldu mu? Oldu. Oldu kadar. Acık konuşalım. Acık konuşalımın konusu alışkanlıklar. Bugün konu bu. Çok derin ve uzun. Uzun mu? Uzun oğlum alışkanlıklar. Herkese göre de çok var ya. Herkesin kim bilir ne alışkanlıkları var. Tabii alışkanlıkları böyle çeşitli şeylerde başlıklar adı altında konuşacağız. Ne bileyim giyim kuşam alışkanlıkları, işte yemek alışkanlıkları, davranış alışkanlıkları. Bunu çoğaltabiliriz. Bunları konuşalım masanın üstüne yatıralım istiyoruz. Yatıralım. Alışkanlık haline getirelim. Lütfen. Bu sohbetten keyif alıyorsanız zile basın değil mi? Zile basınlar, evet. Bizi takip etsinler. Evet, lütfen. Yani keyif alıyorsa alışkanlık haline getirir. Ümit ediyoruz ki evet alışkanlık haline geliriz. İşte şimdi alışkanlık var. Alışkanlık var, alışkanlık var, alışkanlık var. Bir sürü alışkanlık var. Senin kıyafet alışkanlıkların var bir kere ben biliyorum. Mesela? Çizme. Çizmesiz bir yere gidemiyorsun. Çizme giymeden olmuyor. Bu senin alışkanlığın mı? Bir konfor mu? Yani Küba'ya gittik, Küba konfor, çekiyoruz. Hem konfor. Küba'da bile kumsalda ayağında hem konfor, çizme var. Hem alışkanlık. Alışkanlık mı senin için bu? Alışkanlık diyebilir miyiz? Bilmiyorum ki. Ya çizmesiz olmuyor mu? Olmuyor. Çizme olmuyor. Giymeyince kendini şey hissetmiyorsun. Hiç iyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum. Bir alışkanlık o zaman yani. Hem alışkanlık hem de yıllardır ökçeli ayakkabı giydim. Çizmeler ökçeli biliyorsun. Ökçeleri yüksek. Alçak ökçeli çizmelerim de var ama onlarda da mesela giydiğimde rahat ediyorum. Ayağım rahat ediyor. Kaslarım çünkü ona göre alıştı, gelişti alıştı. Yıllar içinde. Bak onlar, vücut da alıştı buna. Çizmeyle ayaklar artık bütünleşti. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Güne kahvesiz başlamamak bir alışkanlık mesela. Mesela. Var, ben yani öyle kahve illa gözümü açmadan bir kahve içeceğim ondan sonra gözümü açacağım. Bu bir alışkanlık diyorlar mesela bazı yok. İnsanlar. Öyle bir şey. Senin öyle bir durumun yok. Yok. Ancak kahve içmeden başlayamam yok güne bana diye bir şey alışkanlığı yok. Çay alışkanlığım vardı onu da kestim. Vücuttaki demiri alıyor diye. Evet. Ki alıyor. Ispanak yersin yerine koyarsın. Hayır işte. Ama mesela kahveye alışkanlık yapmaya başladım mesela. Günde az şekerli Türk kahvesi içiyorum. Bazen o şekersiz oluyor. İki yapıyorum bunu. Bu böyle istiyorum bunu. Hoşuma gidiyor. Belki de kafein mi? Hani kahvenin içinde yok. Kafein alışkanlık yapıyor olabilir mi? Öyle bir şey var ya. Çay, yavaş çayın yerine yanına kahve kültürü ülkede çok yayıldı. Evet. Şimdi mesela gittiğimiz setlerde çayın yanında filtre kahve var, Türk kahvesi var, Nescafe var. Bir sete gidiyorum bir tane küçük Amerikano böyle söylüyorum. Senin için bir alışkanlık haline geldi mi bu? Yani bakıyoruz. Ya mesela bak enteresan bilgiler var değerlenmiş, toparlanmış mesela. Beethoven mesela her sabah kahve yaparken illa bir alışkanlığıymış o. 50 tane çekirdek sayarmış. O 50 çekirdekten kahve yaparmış. Ha bu takıntı mı? Takıntı biraz. Alışkanlık mı? Şimdi yani desen ki Beethoven'a. 49. Baba 49 bak olmaz. 51. 51. Gene olmaz. Hayır olmaz takıntı. Alışkanlık takıntı. Bu da mesela başka bir durum. Bence de hiç alışkanlıkla takıntılı olma da birbirinin içinde konular gibi geliyor bana yani. Bence de. Bazen de öyle mesela 50 tane kahve içermiş akşama kadar. Tamam da vadideki 12 zambak. Alışkanlık. Vadideki zambak. Evet onunki alışkanlık, alışkanlık. Ama Beethoven'ınki gibi ya, takıntı değil mesela. Beethoven o gün günlerden pazartesi yağmurlu falan filan böyle bir günde puslu kalktı. Ne oldu ki kahve bir baktı çok az kahve eyvah dedi. Eyvah dedi 37 saygı kalk, 37 tane kalk, var. Kalkar kalkma eyvah dedi. 37 tane var çekirdek. Bir saydı 49 tane. Ne olurdu acaba Beethoven?
yerle yeksan olur. Alışkanlıkları terk etmek kolay değil. Zor tabii. Vallahi alışkanlıkları terk etmek kolay değil. Ve insanoğlu... Kemikleşiyor. İnsanoğlu çok çabuk alışıyor. Git kendini alıştırmadan. Alışkanlık. Bak mesela bu gömlek. Evde bir sürü gömleğimiz var. Aldık. Niye kadar aldıysak. Bir sürü gömleğin içinde bir dönüp dolaşıyorsun. 5 tane gömlek. Gene öyle. Onun içinde dönüyorsun yani. Orada dönüyorsun abi. Neden alışkanlık olmuş sende? Hep o gömlekleri giydiğinde kendini iyi hissediyorsun. Kendini belki rahat hissediyorsun. Ve onlara gidiyor. Onun öbürü o yanı, psikolojik yanı da vardır. %100 var. Bilimsel yanı zaten var. Tabii ki. Bunu şimdi biz böyle konuşuyoruz ama bir de bunu bilim insanları konuşsa o geniş bir konu. Biz böyle daha bir sığ ama herkesin bu alışkanlığı düşünmesi adına kendi içinde böyle bir konu atıyoruz ortaya. Çekiliyoruz. Çekiliyor, biz de işin içinden çıkamıyoruz ama yani çıkıyormuş gibi yapmak bile yetiyor yani. Bu da alışkanlık haline getirmişiz işte biz de. Program yapalım diye. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Bu kadar. Evet, açık konuşalım. Açık konuşalım. Ziyadesiyle abuk olarak konuşalım. Senin yeme içme alışkanlıklarını konuşalım biraz. Bu yıllar içerisinde gelişen bir durum. Senin için de öyle, herkes için öyle. Ekmeksiz kahvaltı yapabilir misin? Yapmaya çalışıyorum bu alışkanlığı. Hiç ekmek yemeden. Bu alışkanlığımı bertaraf etmeye çalışıyorum. Yanlış yeme alışkanlığından benim bağırsaklarım bakteri oldu, şişti, ne yesem şişiyorum falan filan. İşte yemek alışkanlığımızı biraz değiştirdik, fark etti bak. Göbeğimin şişi yok. Ben de zaten bu yememe içme meselesiyle ilgili alışkanlık konularını hep şöyle telakki ediyorum. Evet. Yani işte bir takım diyetler var, bir sürü diyet çeşidi var. İşte herkes bir tanesini hayata geçirmeye, uygulamaya çalışıyor. Ama eğer kökten yeme alışkanlığını değiştirme tasarrufunda bulunmazsan, hayata onu geçirmeye çalışmazsan, onların hepsi paliyatif, geçici oluyor. Yani o diyet meseleleri çalışmıyor. Yani yeme alışkanlığını kökten revize edip o kararı alıp hayata uygulaman gerekiyor. Ben bir dönem mesela ketojenik beslenme meselesine takıldım. Ne yaptım? Bütün yeme alışkanlığımı bir kenara bıraktım, bırakabildim ve de öyle 26 kilo verdim mesela. Yeme alışkanlığımı değiştirdiğim için yaptım. Herhangi bir diyet uygulamak için yapmadım. Diyetler çünkü hepsi bir yerde çöküyorlar. Bütün mesele alışkanlık. Alışkanlıkları değiştirmek. Acı. Konuşalım. Kötü alışkanlığın var mı? Var oğlum. For example desem. Buradan sonra İngilizce devam etsen, sen de konuşsan. Ha, mesela sigara içiyorduk, bıraktık. Kötü alışkanlık. Çok iyi yaptın. Yani, o seni bıraktı mı? Ya o bizi hiç bırakmıyor zaten. Sen onu bırakmadığın sürece o zaten seni bırakmaz. Ya sen onu bıraksan bak, da bazen yakana yapışır. Bak sigara dünyanın... Hatırlatır kendini. Bak sigara dünyanın en kötü şeyi. En kötü alışkan. Şok. Alışkan, evet. Evet söyle. 65 yaşındayım. Şimdi 18, 19, 17, 16 olsam. Hangisi olsam? Şimdiki aklım olsa. Evet. Seç işte 19. 16 mı 19 mu? Hangisi? Arada bayağı biz 4-5 yıl var genç yani. Genç olsam diyelim. Ha, anladım peki. Şimdiki aklım olsa hiç ağzıma bile sürme. Spor yaparım. Spor da yaptık. Aa, spor da alışkanlık. Öyle sabahın 7'sinde kalkıp spor yapmadan hayata başlama yani şimdi insanlar ona var. Başlayacağım. O da bir alışkanlık. Onu ölsem bitse o 7'de kalkacak, o sporunu yapacak. Bak, bir alışkanlık onun için. Bunu da ben kendim yapacağım. Yakında göreceksin. Neyi yapacağım? Kendimi spora alıştıracağım. Vallahi de. 21 gün sabredeceğim. 21 ya da bir hafta şimdi. Bir haftadan sonra o adrenalin seni... Bunun böyle olacağını biliyorum. Çünkü daha önce denedik, biliyoruz hayatımızda. Gece geç yatma alışkanlığı. Kendimden bahsediyorum. Kötü alışkanlıklar işte. Buyur. Buyur. Söyle. Kötü alışkanlığın var mı dedi. Biz de buna alışmışız. Niye? 47 senedir tiyatromuz bizim 11'de biter. Biz tiyatrocular. Ertesi gün işin yoktur. 8.30'da oyunum vardır. Hep böyle bir gece adrenalin bizde gece çıkar. Gece patlar. Gündüz hep böyle uyuşuk geçer biraz. Ben de öyle geçti, geçiyor. Ha, bütün bunların farkına biz mesleğimiz gereği böyle bir duruma gittik. Ama bu da alışkanlık olunca gece geliyorsun, oyundan geliyorsun, çekimden. O yorgunluk seni uyutmuyor zaten. O zaman bir adrenalin patlaması oluyor. Gene böyle bir oturuyorsun yani. Yatamıyorsun yani. Yatamıyorsun ki yani. Uyuyamıyorsun o zaman. Aynen öyle. Film seyrediyorsun. Kovboy filmi açıyorsun. Kovboy filmi açıyorsun. Senin alışkanlığın o mesela yani. O alışkanlığım, o da ayrı. Açıyorsun. Ya da bir tekst okuyorsun, bir senaryo, bir şey. Bir bakıyorsun 3 olmuş. Yatıyorsun sabah 8'de işim var. Halbuki değil mi? Gece 11-12'de yat yani. Böyle süren bir hayat var. İleride tiyatro yapacağız. Tiyatro
Bunun disiplini farklıdır. Bu bir disiplin işidir. Şimdi bu disipline giremezsen o tiyatroda provaların başarılı oyun uzar. Yani alışırsın. Yani bu biz bunlara alışkınız. Alışığız. Hemen geçiş yapabiliriz. Ama o disiplini ben hakikaten gene içimizde hissettiğimiz zaman ki yakında. Yakında bu sinemada. Eyvallah Sadri abi. Eyvallah. Sadri Alışık. Buyurun. Ya alışkanlık çok konuşuruz yani. Senin mesela bak ben sana söyleyeyim şimdi aklıma geldi. Freeback alışkanlığım var. Evet. 80'lerde mi ne çıktı Freeback? Mesela herkes Freeback'i terk etti. Freeback'le ilişkisini kesti, sonlandırdı. Bir yerden sonra yalnız başına yoluna devam etti Freeback'i bir yere bırakarak. Ulan gene sen moda. Sen Freeback'siz gene, bir yere gitmiyorsun ya. Gene moda ulan. Gene moda mı? Tabii. Ha bir de bu Freeback normalde buraya bağlanan, evet, belden kemer olan bir şeydi. Şimdi artık o Freeback bayağı free olduğu için özgür geziyor bütün vücutta. Seni de hep böyle buranda görüyorum, sırtında görüyorum, ben onu, kolunda görüyorum. Ben onu eskiden de buraya da takıyordum, buraya taktıkları zaman. Ha, sen zaten ona kendi içinde bir yöntem buldun. Alo. Oh. Çünkü yazın bir pantolon, bir gömlek, şıptık terlik, gene yok çizme. Şıptık sonra... mı? Terlik şıptık mı olacak? İşte şıptık yani. Şıptık terlik. Ondan sonra cüzdanı nereye koyacaksın? Telefonu nereye koyacaksın? Anladın mı? Paranı nereye koyacaksın? Bir yüzden, de haplar var falan içmen gereken. O yüzden haplarım var, ilaçlarım var. İlaçlarım var tabii. O yüzden Freeback her şeyim. Telefon şarjım, o bu hepsi burada. Çakım, kimliğim, her şeyim orada. Ondan önce biz izcilikte kütüklük takardık. Tarzan gibi yani iki tane kütüklük, her şeyim var. Tırnak makasında her şey. Öyle gezersin yani çantama. Sonra çantamanta çıkınca o rahat geldi bana. Freeback'in kralını aldım. Alışkanlık bunlar işte. Evet ya. Ya alışkanlıkların değişmesi için de büyük çabalar gerekiyor. Çaba sarf ediyoruz. Çünkü bir yerden sonra mesela değil mi, belli bir yaşa geliyorsun. Doktor sana diyor ki tuz yok. Evet. Şeker yok. Yeme hadi alışkanlık. Sen 50 sene tuzu sevmişsin, habire tuzlar dökmüşsün. Ama şunu yaptım. Hiç şekersiz içemiyorsun falan, ne olacak? Ama şunu yaptım. Alışkanlıklardan. Şunu yapıyorum. Gece mesela aç yatıyorum. İnanmıyorum. Sen gece aç yatmıyorsun. Yatıyorum yani. Oğlum. Ya bak gerçekten iki cihan bir araya gelse sen arada bir tosmos kaymadan yatamazsın. Öğününde yemek yiyorum ve iki öğüne düştüm. Üç öğün çok nadir yani. Aç güzel uyuyorsun. Bir de senin bu şeyin var bak mesela bunu da merak ediyorum ben. Sen böyle bir raconlu konuşman var ya senin stil olarak hayatta falan. Bu da senin içinde bir alışkanlık mı oldu bu yani? Bu racon macon. Racon, jargon. Her mahallenin jargonu vardı. Ayrı ayrı. Tabii eski kabadayılar jargondan karşının çocuğu mu, Tatavla'nın mı, Kasımpaşa'nın mı, Kadıköy'ün mü, Nişantaşı'nın mı? Ne güzel abiler varmış. Ben de bu hikayelere hastayımdır. Çünkü ben öyle abilerin yanında da büyüdüm. Orada racona alıştım. Raconlu orada konuşmaya hoşuma gitti falan tabii. Kulağımda kaldı bu argo, bu jargon. Sonra tiyatroya falan başlayınca daha başka bakmaya başladın her yere. Ve radar sonar hep çalıştığı için bunlar hep kaldı ve sevmeye başladım. Hep seyrettim oğlum. Ben hayatımız tamam racon macon geçti ama ben kahvede kağıt oyunu bil, tavla bilmem lan ben. Kağıt oyunu pişti bilirim başka. Pişti biliyor musun? Pişti'yi kralını oynarım. Bir pişti vuralım sen. Bir pişti çevirelim. Pişti oynarım. Bir pişti çevirelim. Ben çok eğlenceli. Bence, çok eğlenceli pişti oynarım. Ya oğlum, bir programı da bence pişti oynayarak yapalım. O da olur. Olur oğlum. Tamam. Ama sonra alışkanlık yapmasın. Biz her programda pişti oynayacağız demeyelim ondan sonra. Başımıza hiç almayalım. Demeyelim. Tabii canım. Allah. Bir de bazen alışkanlık yapıyoruz bazı şeyler. Mesela ilk defa bir şey tadıyorsun. Diyor ki mesela sana satan da. Bak abi diyor bu alışkanlık yapar. O kadar lezzetli. Böyle şeyler de var. Oğlum sorma. Tabii. Sorma. Oğlum sorma diyor. Bam teline mi bastın? Biliyorum. Bir sürü alışkanlık yapıcı yemek geçti gözümün önüne. Neyse öğününde yersen bir sorun olmaz. Acı konuşalım. Steve Jobs diye bir... Steve Jobs. Ne yapıyormuştu o sen? Ben diyor her gün onu mu giyeceğim, bunu buna mı uyduracağım falan bununla uğraşamam. Siyah giyiyor çıkıyor, siyah giyiyor çıkıyor. Güzel. Onu bir alışkanlık haline getirmiş. Ve onun da mantığını da kurmuş. Burada rahat ediyor. Hem rahat ediyor hem de diyor ki benim vaktim, kıyafet üzerine düşünecek bir vaktim yok. Ben de bir açıyorum dolabı fazla ne... Getir ulan bunun kombinesi bu zaten. Hepsini biliyorum. Bütün kombinelerim var. Tık 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 yiyorum. Bir dakikada evden çıkıyorum. Onu mu düşünüyorsun? Doğru söylemiş. Doğru. Steve Jobs doğru söylemiş. Aynen doğru yapmış. Herkesin evet. Cevki birinci mevki. Birinci mevki. Bir dakika. Senin alışkanlığın, senin
ne sen hiç... Benim alışkanlığım Erkan Can. Erkan Can'ı görmeden yapamıyorum. Böyle deride pul pul dökümeler oluyor. Ama bir kaşıntı şimdi... tutuyor. Anladın mı? Erkan Can'ı illa göreceğim yani. Bu bir kadar... gün görmesem ikinci gün mutlaka görmem lazım. Bu kadar mı ya? Ya bu en önemli büyük alışkanlığım yeme o. Yeme alışkanlığın yok mu senin? Var. Ya yeme alışkanlığım var. Simit. Bak aa, buraya evet. kadar tok olsam. Bak, simit, bak şuraya doğru. kadar tok olsam. Simiti gördüğüm ben zaman de, dayanamıyorum. Ben de yerim onu. Dayanamıyorum. Ben de yerim. Bak şimdi. Simite dayanamıyorum ben. Simit, bak, simit ben büyük alışkanlığım yani. O alışkanlığımı terk edemiyorum. Bir ay veriyorum. Bir ayda bunları böyle bir... Çözeceğim mi? Bir çoğunu çözeceğim. Çözmek zorundasın. Simit yemeyeceğim yani. Ha simit yiyeceğim tabii ki. Oğlum ben hamur işi yemeden... Hamur yemeden... Ama ben bak en güzel ekmek nerede? Ne olur... Ata tohumu mudur, ekşi maya mıdır? Ben öyle ekmekler arayıp buluyorum. Yarım ekmek değil de bir dilim yiyorum. Ben, zil ya yıkılıyorsun. Da ekmeği bu kadar böyle lokmalarımı şu kadar atıyor. Ekmeğin tadını alsan yeter. Şimdi salatayla malatayla yavaş yavaş bir şeye girdim. Ama güzel bir pizza gelmiş aslanlar gibi. pizza şimdi. ya, güzel tadarım. Çok seversem yerim. Ama çok sevmezsem yemem. Ben seni özür dilerim ama sevmediğini görmedim. Üstüme geldi. Neyse şu soruları söyleyecektim. Programımızın alışkanlığı sonunda sorulara cevap veriyoruz. İzleyicilerden veya dinleyicilerden gelen sorulara. Bu sorulardan bir tanesi. Hiç bir kadın tarafından reddedildiniz mi? Reddedildiğinizde moralinizi nasıl düzeltiyorsunuz? Ben cevap vereyim. Reddedildiğim zaman hemen bir başka kadına bakıyorum. Oradan öyle devam ediyorum. İlerliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Yani orada patinaj yapacak halin yok. Olmayabilir herkes. Bu soru benim için geçerli değil ya. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Ben diyorsun kendi hakkımda spoiler fazla vermek istemiyorum. Yani. Hayır asla. Ama herkes merak ediyor Erkan Can'ı. Merak etmesin lan. Sağdan yürüsün. Cüzdan budur. Tıpış tıpış eve. Saçak altından ıslanmadan gider. Acı konuşalım. Sizi en sinirlendiren şey nedir? Sen düşün ben söyleyeyim. Beni en sinirlendiren şey gerçekten çok sinirleniyorum buna. Nezaketsizlik. Ben nezaketsizliğe bayağı tutuluyorum. Yani insanların saygısızlığına, hadsizliğine çok sinirlenirim ben mesela. Beni en sinirlendiren şey sorusuna vereceğim yanıt benim için budur yani. Nezaketsiz olmak. Seni ayrıca bir sinirlendiren, çok sinirlendiren bir şey ne olabilir? Ne bileyim oğlum ben her böyle şey... Böyle ani sorular ben... sormak desen bana sinirlensen ya. Her şeye sinirlenebilirim aslında yavrum. Gözünün üstünde kaşım var falan. Ama sinirlenirim bazen yani. Evet, sen sinirli bir tip misin ya? Ben sinirliyim. Ama hep hayatım boyunca bununla mücadele ettim. Tabii ben eskiden sinirlenip tepki gösteriyordum. Şimdi düşünüyorum. Aldırdın mı sinirleri pastırmaya? Aldırmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş daha bitmedi oğlum yavaş yavaş. En sinirlendiren şey dediğin gibi. Kibarlığın yorgunluğu olmaz. Güzel. Kibar olacak. Neyse istersen raconlu ol ama onun bile kibarlığı var. Öyle bir söyler ki aa. Tabii böyle en ağır lafı böyle öyle bir tatlı söylerse iletişim çok önemli. Dil çok önemli. Dil çok önemli. Onu o yüzden de onun nasıl söyleyeceğin de önemli bir şey yani. Nezaket çerçevesi içinde onu öyle bir söylersin ki. Evet. İşte burada da estetik oluyor. Mesela. Sanat oluyor. Çıkıyor falan. Evet. Mesela küfür çok şey bir şey. Tehlikeli bir şey. Yani kimsenin ağzına çok yakışır. Bak küfür eder küfür ediyormuş gibi durmaz. Mesela Ertem Eğilmez öyleymiş. Şener abiden falan hep dinliyoruz Şener Şen'den falan. Hep Ertem abi böyle sesiyle bazısı oynardı. Bazısı küfürü batmaz. Bazısı küfürü batmaz. Öyle ağır konuşurmuş falan ama herkes gülermiş. Ya, kimi de öyle bir küfür eder ortalık buz keser, kavga çıkar. Cinayet çıkar. Cinayet çıkar yani aynen öyle. O yüzden ölçüyü iyi ayarlamak gerekiyor. Evet nereden girdik nereden çıktık bilmiyorum ama daha yarım saatte falan konuşuyoruz. Alışkanlıklarımızı konuştuk. Olabildiğince konuşmaya gayret ettik. Evet alışkanlık haline getirin lütfen bizi takip edin. Zile basın. Ben de şimdi birazdan zile basacağım. Bu bölümü sonlandıracağım. Bir mahsuru var mı Erkancan? Yok bence. Bitireyim mi? Sinirlenmezsin değil mi bana? Bitir. Niye sinirlenmezsin? Tamam ya bileyim ben bilmiyorum ya. Bazen böyle ters ters bakıyorsun. Alışkanlık. Alışmış kudurmuştan beterdir derler. Evet kapatalım artık. Kapatalım. Tamam. Alışmış kudurmuştan beterdir. Programımız burada biter. Ama doğru atasözü. Program bitti diyorum. Neyse bu kaydettir. Allah Allah işte tamam. Çekiyorlar istediğiniz yerden kesin. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Açık konuşalım.